Gün ortasından merhabalar değerli arkadaşlar. Halil Recber piyasalarda karşınızdayız. Evet, bugün dolar TL'de özellikle sabah bahsetmiş olduğumuz kırmızı hareketli ortalamanın 3.67 80-90 bölgesinde direnç. Tablomuzda görmüş olduğunuz gibi. 3.65'te de önemli bir destek olduğundan bahsetmiştik, ancak buranın kırıldığını gördük. Ve şu an için son dakika itibariyle 3.62-70'e kadar gelen bir hareket ki bu açıkçası beklemediğimiz bir hareket, bir kırılma. Tabloda 3.72-70'in altındaki hareketlerde potansiyel olan bu seviye 3.61'lere doğru istek şu an için bunu gösterse de tabii ki akşam kapanışı çok daha önemli, çünkü bundan yaklaşık 3 iş günü önce hemen seçimin sonrasında görülen 3.62-50, 3.62-70 şu an görülen ve 3.63-40'larda şu an seyrettiğini görüyoruz. Bu da günlük tablomuzun bütün kademelerini aşağıya çevirse de aylıklarda 3.61-40 bölgesine daha potansiyel olduğunu, ama 3.60-70 altında kapanışlar oluşmadığı müddetçe yukarı isteğin önümüzdeki süreçte de devamını beklediğimizi söyleyebiliriz. Tabii önümüzdeki hafta Merkez Bankası faiz kararı bu noktada oldukça önemli. En azından şu anki tabloya baktığımızda bugün önemli bir ortalamanın da altına gelmiş olması, acaba akşam kapanışında tekrar bu ortalamaya gelir mi? Burada bir toplama olur mu? Bunu göreceğimiz bir gün olacak. Özellikle seçimin hemen ertesi güne oluşan bu sert satışın gün içinde ne kadar ciddi tepkiler getirdiğini gördük. Ama ortalamanın altında olması tek sıkıntı dolar açısından, tabii ki sıkıntı olarak bakılırız. TL açısından tabii ki olumlu. Ama genel trende yatay banttan bakacak olursak burasının da önemli bir destek hattı olduğunu söyleyebiliriz şu an için bulunduğumuz noktada. Eğer 3.65-20 altında kapanış görecek olursak büyük ihtimalle 3.60'lara doğru, yani 3.60-3.60-70 bölgesine doğru gerileyen bir hareketten bahsedebiliriz. Bu bir süre seçim, daha doğrusu Merkez Bankamızın faiz kararı öncesinde enteresan bir durum olmuş olacak. Böyle bir durumda bir süre daha TL'nin tepki verdiği bir süreçten bahsedebiliriz. Günlükler noktasından hemen şöyle 4 saatlik grafiğe dönüyorum. 4 saatlik grafiğe baktığımızda en azından 8-12 saat 4'ten sonra çok daha net günün aşağıdan mı kapatacak, yoksa buradan yine özellikle seçim sonrası gün oluşan tepki mi gelecek, aynı bölgeden bir tepki mi gelecek, bunu izleyeceğimiz herhalde saat 2.5-1.5 saat içinde biraz daha netleşmiş olacak. Şu an gördüğümüz kadarıyla tepki cılız. 30 dakikalık grafiğe bakıyoruz. 30 dakikalık grafik en azından önümüzdeki yarım saat çok daha önemli diyor. Eğer 3.63'ler üzerinde kalamayacak olursa önümüzdeki saat 15 gibi 3-3.5 gibi bu seviye üzerinde kalamayacak olursa büyük ihtimalle 3.60-70'lere doğru bir geri çekilmeden bahsedeceğiz. Merkez Bankası faiz kararı öncesinde bile bu durum tabii ki nasıl olacak göreceğiz. Böyle bir durumda TL'nin önümüzdeki günlerde güçlenmesi ihtimalini konuşuyor olacağız, ama şimdi çok kısa periyotlara dönelim. Ve burada bakın gösterge, fiyatlar aşağıya geri çekiliyor. Sabah itibariyle baktığımızda 3.63'ler kırıldıktan sonra 3.62-70'e kadar gelen bir hareket. Ama HDTR göstergesine baktığımızda burada tam tersi bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani fiyatlar düşerken gösterge yukarı yapıyor. Bu önümüzdeki en azından dakikalarda, belki yarım saat içinde, biraz önceki yarım saatlik grafiğe baktığımızda bahsetmeye çalıştık. Eğer burada tutunacak olursa büyük ihtimalle buradan ciddi bir tepki beklenebilir önümüzdeki yarım saat içinde. Nereye kadar bu tepki olabilir? İlk etapta 3.64'ün üzerinde bir hareket oluşması ihtimalinden bahsedeceğiz. 3.64-30, 3.62-30 ve 70 diyelim. 3.66'lara doğru bir tepki ihtimalinden bahsediyor olabiliriz. Yarım saat içinde eğer
burada kalacak olursak veya 3.64 üzerine atan bir hareket görecek olursak yarım saat sonunda. Büyük ihtimalle burası tip. Dolayısıyla aynen pazartesi günü olan seçim sonrası olan tepkinin devamı gibi bir hareket görebiliriz. Eğer böyle bir durum söz konusu olacak olursa evet biraz daha bu hareketin aşağı yönde devamlı geleceğiz gibi gözüküyor. Faizlerin bu kadar yüksek olduğu, enflasyonun yüksek olduğu noktada bu süreç gerçekten enteresan bir noktaya gidebilir. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Herkese bol kazançlar.